Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz Mutlu Bir Yuva İzine. Sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Bugün yeni bir program, yeni bir başlıkla yine sizlerle birlikteyiz. Konuğum psikolog eğitmen İnci Yıldız Hocam, daha önceden de tanıdığınız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Mesri Hocam. Sizinle olmak keyifli. Stüdyonuza yine konuk ettiniz. Size de iyi Benim günler için de diliyorum. hocam, benim için de çok keyifli ve çok hareketli. Hocam bugün sizinle kıskançlık ve hasedi konuşacağız. Daha evvel de çocuklar üzerinde kardeşler arası kıskançlığı konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz, seyircilerimiz hatırlayacaktır eminim. Bugün de büyüklerdeki haset ve kıskançlık ve daha çok ilişkilere yansıyan boyutuyla ele alacağız diye düşünüyorum. Buyurun. Şöyle şu soruyla ilk başta temel her zamanki gibi hem tanımlarını alalım sizden hem de bu bir hastalık mıdır? Patolojik duruma nasıl gelir? Derecelerini hocam. Hem tanımını hem derecelerini soruyorum ilk sorum olarak. Öncelikle bu konuyu çok seviyorum çünkü bu konuyla alakalı Mesri Hocam bir tez çalışmam olmuştu. Birkaç tane de makale yayınlamıştık. O yüzden böyle haset ve kıskançlık deyince böyle kafamda çiçekler, arılar, böcekler uçuşuyor. Tez Canlı çalışmanız kitap bir haline geldi. Kitap haline geldi. Tez Evet, çalışmanız. paylaşabilirim bizim hem Memnun oluruz tabii, çok güzel olur. paylaşabilirim. Bu şekilde çok sevdiğim bir konu aslında. Bir o kadar da aslında hem keyifli hem de sıkıntılı yönleri var. Ben bunu neşeli anlatıyorum ama birazdan sıkıntılarını konuştuğumuzda bu olay biraz değişebilir bizde. Şimdi biliyorsunuz ki haset ve kıskançlık her ne kadar ikisini de aynı anda kullansak da ikisinin ayrışan noktaları var. Yani ikisi de aslında birbirinden farklıdır. Haset bir başkasının sahip olduğu ve bizde olmayan, bakın altını çizerek özellikle belirtiyorum. Haset bir başkasının sahip olduğu ama bizde olmayan bir şey ya da bir özellik. Bu bir mal, mülk olabilir, statü olabilir, iş olabilir, her şey olabilir. Yani bakım olabilir, dikkat Karakter bile olabilir. karakterleri olabilir. Yani aklınıza gelen her şey karşıdaki kişide, yani bizde olmayıp karşıdaki kişide olması kısmı haset kısmına geçiyor. Ve bu durum iki kişiyle yaşıyoruz. Yani iki kişi yeterli haset için. Kıskançlık ise yani bundan çok ayrı bir şey. Kıskançlık ise yani bizde de var, karşıda da var. Bizde daha iyi olmasını istediğimiz durumlarda da kıskançlık ortaya çıkmış olabilir. Burada kıskançlık konusu şu şekilde: biz aslında bebekken de kıskançlık duygusuyla doğuyoruz. Yani yaratanın bize verdiği bir his hocam. Hayvanlarda da Sağlıklı bir duygu normalde aslında, değil mi? aynen, hayvanlarda da olan bir şey. Fakat ne kadar günümüzde yılda 6.000 kadın öldürülse de kıskançlık noktasında, 6.000 kadın hemen ortalama yılda bu kadar insan öldürülse de, bu ne kadar şiddete gitse de bunun yolu aslında doğamızda olan bir duygu. Klein diye bir hanımefendi, Klein diye de geçiyor. Hanımefendinin bir araştırması var. Araştırmada diyor ki kadın, bebek doğduktan sonra annenin memesine emerken meme ile kurduğu bağdan başlayabiliyor bu hasetlik. Mesela memeden beklediği sütün oluk oluk akması, fakat meme aynı tepki, yani süt az aktığı zaman çocuk meme ile kurduğu bağla oradaki duygu orada serpişmeye başlıyor. Yani aslında yeşerdiği nokta orası. Bir kıskançlık noktası bir 6 aylık bir çocukta da görebiliriz. Yani bu da anormal bir durum değil. Mesela bazen anneler söylüyor ya, ya benim çocuğum kardeşini kıskanıyor, daha küçük. Aslında anormal bir durum değil, çok normal bir şey. Ve bebeklikken bizim yani bilime göre annenin memesiyle başlayan bir duygular diyebiliriz. Şimdi kıskançlık normal bir duyguyken hocam, hasetlik ise kıskançlığın uç noktası. Yani kıskançlığı artık uç yaşamamızda başlayan yerde çıkabiliyor. Kıskançlık Yani ile kıskançlığın hastalık haline gelmesine mi haset diyoruz hocam? Yoksa kıskançlığın da kendi ileri içinde boyutu. dereceleri var mı? Dereceleri var tabii ki. Birazdan ona değiniriz sizin belki soracağınız sorulara göre. Mesela hasetlik ve kıskançlık, aslında şu an bilim şunu da söylüyor. Mesela dün okuduğum bir makalede yeni yayınlanmış. Diyor ki aslında haseti eskiden bilim çok kötülerken veya İslam bilimi çok kötülerken, şu an artık daha sıcak bakıyor. Diyor ki haset bir nevi insanı heyecanlandıran, harekete geçiren bir güç dedi.
diyebiliriz. Yani bu kişiyi biraz kendi kullanma mekanizmasına bağlı, o duyguyu nasıl kullanmasına bağlı. Ancak benim kendi şahsi kanaatim, kıskançlık normal bir duygu. Kıskançlık bizde olabilir ama bunun uç noktası, bunu normal patolojik kısmı dediğimiz kısım ise artık bunu kaldırmayacak kadar hayatına, ilişkilerine oluşabilecek sıkıntılar başladığı zaman da artık bu bir patolojik noktadır. Yani haset ve kıskançlık aslında birbirinden çok ayrışan iki tane his. Fakat bu hislerin en önemli özellikleri şudur Mesri Hocam. Bu his bize geldiği zaman bizim elimizde değil. Ama bu his bize geldikten sonra harekete geçme kısmı bizim elimizdedir. Yani iradeye bakıyorum. Gelmesine engel olamayız. Ama hissi harekete, duyguya geçirme kısmı bize aittir. Orada biz durdurabilirsek kontrollü ilerleyebiliriz bu duyguyla diyebilirim. Evet. Peki hocam, yani bu biraz geniş bir soru olacak ama örneklerinizle vurguları belirleyeceksinizdir. Hem insani ilişkilerde, arkadaş olsun, iş hayatında olsun, hem de özellikle de aile hayatında, eşler arasındaki fazla kıskançlıklar, normal olmayan, normali aşan ve artık İlişkiye de huzursuzluk veren, insanın kendisine de huzursuzluk veren, karşı tarafa da zarar veren kıskançlık duygusu ne tür zararlar verir? Örneklerle bize tarif eder misiniz? Peki. Elbette. Şimdi dedik ya, bu iki his de, duygu da aslında bizde var. Özellikle kıskançlık ve tekrarlıyorum, kıskançlığın ileri boyutu ise, bunun artması ise, artık hasete dönüşmesi kısmından sonra bu durum işlevselliğini bozarak patolojik bir boyuta ulaşabilir. Yani bu iki nokta da çok önemli. İlişkilerimizde en çok, zaten demin de değindiğim gibi, kadınların ölümleri, şiddet, dayak veya kavgaların çoğunlukla altında yatan yine en temel bu duygu olan kıskançlıktan kaynaklanabiliyor. Ve maalesef bu his hepimizde olması gerekiyor ama kontrolünü sağlayamadığımız zaman, harekete geçtiği noktada, işte o zaman çözümsüz kalabiliyoruz ve maalesef ki huzursuzluklar başlıyor. Şimdi örnek vereceğim. Bu normal günlük hayatımızda. Sizin karşı komşunuzla çok çok böyle aranız iyi, muhabbetiniz gayet güzel. Karşı komşunuz bir gün sizden habersiz komşularına davet etti ve çay partisi verdi. Fakat sizi çağırmadı. O karşı komşunuzla aranız çok iyiydi. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Ama ne olduysa o gün sizi çağırmayı unuttu ve siz gitmediniz. Şimdi bana sorarsanız o gün Yıldız ya da İnci Yıldız nasıl bir tepki verir? Kızarım. Öfkelenirim. Altında bir kızma çıkar. Derim ki, yani biz dün daha beraberdik, bugün neden beni davet etmedi diye insan olarak kızarız. Yani bunu anormal bir durum değil ama diyor ki olgun bir insan, yani olgunlaşmış bir duygu. İnsanlar büyüdükçe duyguları da olgunlaşır. Biz nasıl olgunlaşıyorsak duygularımız da olgunlaşıyor. Şimdi olgun bir duyguyla düşündüğüm zaman da şunu diyebilirim. Bugün sadece benim hayatımda karşı komşu mu var? Bugün sadece hayatımdaki karşı komşu mu beni güldürüyor, mutlu ediyor? Ben yalnız da mutlu olabilirim veya yarın bir başka arkadaşım olur, onunla da mutlu olabilirim. Bu şekilde deyip de hayatımda... Ya da hocam, ya da komşusuna değer veriyorsa, kendi hayatında kıymetli bir yeri varsa gidip sorabilir de. Yani biz millet olarak, yani büyük bir zaafımız, büyük bir eksikliğimiz, zaaf demeyeyim, büyük bir eksikliğimiz hakikaten duygularımızda, yani öfkemiz veyahut da eksik kalan bir yeri ifade etmekte zorlanıyoruz. Halbuki yani ona gidip konuşmamız, duygularımızı, belki onun için de çok daha iyi olacak ki arkadaşım bana değer veriyor ki, arkadaşlığımızın bitmesini istemiyor ki, gelip benimle konuşuyor. Yani değer vermesi, kıymet vermesi küsebilirdi de yani. İşte veyahut burada tamamen işte sırtında dönebilirdi. Aynen, yani bu durumda, yani biz kişilerin vereceği tepkilerden bahsediyoruz aslında. Yani bu anlattığımız tepkiler normal tepkiler. O anda bunu anlatırken acaba bende sorun var mı diye söylemenize gerek yok. Fakat diğer türlü, yani anormal dediğimiz, olmaması gereken, aslında o his size geldiği anda harekete geçmesi, yani kısıtlama noktasında eksik kaldığımız kısım ise şurası. Sen beni niçin davet etmedin? Artık seninle konuşmuyorum. Seninle görüşmeyeceğim. Ne yapıyorum? Öfkeleniyorum ve kapatıyorum. Esasında Mesri Hocam, kıskançlığın altında öfke, yetersizlik, korku, bunların hepsi yatıyor. Şimdi ilişkiler konusuna gelince, evlilikteki kıskançlığa gelince de özellikle
kaybetme korkusu ve öfke altında yatıyor. Veya yetersizlik duygusu. Normalde kişi kıskandığı kişini kaybedecek diye o tepkisini biraz yüksek dozda vermiş oluyor. Ya karşı tarafa zarar veriyor, ya şiddete uğratıyor veya işte huzursuzluklar başlıyor. Esasında kıskanan kişiler, mesela ilişkilerde kıskanç veya bana gelen danışanlarla bizim çok fazla konuştuğumuz nokta şu veya şu an söyleyeceğim nokta şu. Yanınızdaki kişi sizin evinizde. Seninle aynı masada yemek yiyor. Demek ki seni tercih etmiş. Yani seni tercih etmeseydi seninle aynı evde olmaz, seninle aynı soy ismi taşımaz veya karşında oturup yemek yemezdi. Şunu düşünecek kıskançlık hissi geldikten sonra dedik ya istemsizce gelecek. Yani bu adam benim yanımda veya bu kadın benim yanımda. Şu an ben onunla beraberim. O zaman ben bununla beraberken bunun tadını çıkarmalıyım diye hemen bu hareketi bu şekilde çevirebilir. Yani kalkıp da yanındaki kişiyi henüz gitmemişken, onu terk etmemişken tekrar bu duyguyu siz ortaya çıkartıp aranızdaki huzursuzluğu arttırmış olursunuz. Aslında kıskançlık ve haset duygusunun çoğu danışanlarda yani vakalarda gördüğümüz çocukluğa dayanıyor. Çocuklukken bu törpülenmemiş duygu maalesef ki evliliğimize, ilişkilerimize, normal arkadaşlıklarımıza da dayanıyor ve maalesef hayatı çekilmez hale getiriyor. Bu nedenle bizim yaptığımız bir, kaçındığımız bir nokta var Mesri Hocam, kıskançlık ve haset noktasında asla kabul etmeyiz. Örnek veriyorum, bir karakter analizinde ya da bir kişilik analizinde kişiye örnek veriyorum, kadınlar arasında bile muhabbet ederken ya sanki sende birazcık kıskançlık var, öyle hissediyorum gibi derler ya normal oturmalarda vesaire. Evet. Bu kişinin zoruna gider, bana kıskanç dedi. Kimsenin hoşuna gider mi? Şu an mesela Mesri Hocam bana dese ki ya hani ben bu konuyu törpülediğimi düşünüyorum bir bu işi yaptığımdan dolayı. Ama Mesri Hocam bana dese ki İnci sen çok kıskançsın. İnci biraz düşünecek. Hayır, direkt red verecek sana. Yani hayır diyecek. Aslında birincisi kıskançlığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Eğer bu duygu bizde varsa. Peki. Olgunlaşmış insan dediniz ya hocam işte onun içine giriyor değil mi? Yani olgunlaşmış insan sahip olduğu iyi ya da kötü özellikleri kabul eder. Her insanda zaten negatif yanlar elbet olacaktır. Farklı dozajlarda, farklı miktarlarda. Ama işte olgunlaşmış insan yani fark eder ve onu çevresine en az zararla tedavi etmeye ya da kendi içinde yaşamaya çalışır. Yani İşte iyi insan modeli aslında o. Yani insan modeli kusursuz olan değil. Olgunlaşmış insan modeli o. Yani farkındalığının farkındalığı içinde olup onu en az zararlı hale getirmesi. Evet. Yani kıskançlıkta dedik ya hani maalesef ilişkilerde özellikle olgunlaşmamış bu duygu bizde eğer ki kabul de etmemişsek genelde kıskandığımız kişiyi hani dedik ya korku veya işte onu kaybetme, terk etme ve bunun alt etmenleri de genelde çocukluğa dayandığından dolayı birazcık orada tabii ki hali hayatı bize zor bir hale getirebiliyor. Demin yine söyledim ben size hocam. Kıskançlık 3 kişinin yani 2 kişinin arasındaki ilişkiyi 3. kişinin o ilişkisini tehdit altına girdiğini düşünüp ve maalesef ki oluşturduğu davranışlar da diyebiliriz. Yani 3. kişi onu sanki elinden alacakmış gibi ya da işte 3. kişi başarısını elinden alacak hissi. Bunlar genelde kıskançlık 3 kişiyle yaşanır. Ama haset noktası demin özellikle bunun altını çizerek anlatıyorum çünkü bazen bu duyguyu kişi kendinde ayırt edemiyor. İki kişi arasında olan bir şey. Yani bu duyguyu siz evliliğiniz içerisinde yani eşinizi kaybetme korkusu mu var? Ya da kıskandınız. Bugün evi ortalığı dağıttınız. Ne kazandınız? Mesela bu soruyu bir çözümleme kısmında. Ben bugün kıskandım eşimi. Kıskandıktan sonra ben ortalığı talan ettim. Ne elime geçti? Kıskandıktan sonra eline geçen pozitif bir şey var mı? Kişi bunu düşündüğü zaman bile aslında farkındalık oluşuyor ve diyor ki aslında bir şey kazanmadım ki yani. Bu nedenle bu duyguyu ilk başta bizde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet normal doğuşta herkeste var dedik ama bu duygunun hareket halini, kontrolünü sağlayamama kısmı bizde varsa bunu kabul etmemiz gerekiyor öncelikle. Birazdan ne yapabiliriz kısmında belki anlatabiliriz. Ve hasetle, kıskançlıkla alakalı bir örnek de vermek istiyorum. Malum hepimiz günlük hayatımızda çalışan insanlarız hocam. Örnek veriyorum bir iş arkadaşınızla
berabersiniz. Bir iş arkadaşınızın çalışma performansı sizin hasetlik duygunuzu ortaya çıkartabilir. Yani onun iş performansı sizde yok. Bu durum sizi hasetlik yaptırabilir. Bu hasetliktir. İş arkadaşınızın, işte patronun ona aferin demesi, bugün çok başarılıydın demesi ise patronunun ona ilgisini kıskançlık, işte kıskançlık da buradan çıkar. Yani ikiniz aynı pozisyondasınız ve patronun karşıdaki iş arkadaşının övmesi, ona aferin demesi senin kıskançlık duygunu uyandırabilir. Yani kıskançlık için 3 kişi gerekiyor, haset için 2 kişi yeterli. Bu da sizin yine hani bu duyguları içinizde ayırt etmenize vesile olabilir. Yine kıskançlık noktasında dediğim gibi, yani onun olmasın, yani onda olmasın, bende yok, onun kesinlikle olmaması gerekiyor gibi duyguları içimizde yaşadığımız zaman, yoğun yaşadığımız zaman da bu artık bir patolojik duruma gelmiş olabiliyor. Maalesef ki işlevselliğini bozmuş oluyor. Bu nedenle düğmeye kişi basması gerekiyor. Yani bu kontrol mekanizması yine biz kendimiz oluyoruz Mesri Hocam. Hocam üstadın hani... Haset eden, haset hasidi ezer diyor ya, yani en çok kendine zarar verir, kendini yer bitirir. Karşıdaki hiç belki ruhu duymuyordur o, onun duygularından, düşüncelerinden, ama o kendi kendini kemirir, en çok kendine zarar verir. Peki hocam, yani bu patolojik duruma doğru gidiyor ya da ilişkilerine çok ciddi zarar veriyor hem eşiyle hem çevresiyle. Ne yapması gerekiyor yani bunu bertaraf etmesi için? Yani kıskançlığı tamamen yok etmesi demiyorum, zararsız hale getirmesi için ne yapmak gerekir? Evet, şimdi bu ilişkiler noktasında özellikle mesela bizim Türk toplumun kıskançlık kısmından biraz örnek verip ve daha sonra acaba bunun için ne yapabiliriz kısmını sizlerle paylaşacağım. Örnek veriyorum, bir havaalanında yürüyorsunuz ve eski küçükken sınıf arkadaşınızı gördünüz, erkek, yanınızda da eşiniz var. Eşinizle beraber o karşılaştığın erkek arkadaşın seni tanıyor ve sana merhabalaştı. Yani beraber okudunuz neticede. Ve dedi ki, merhabalar, nasılsın İnce, iyi misin? Yani Türk erkeği modeli şu an maalesef ki, bu altını çizerek söylüyorum, şiddete, ortamı, düzeni bozan bir davranış söz konusu olduğu zaman ne yapar? Ya sen benim eşime nasıl merhaba dersin ya falan der. Sonra da kadın, hey, ne yaparsın falan diye, böyle hani Türk toplumu bunu der. Ama normalde bu duygu olgunlaşmış bir şekilde ise bizde gayet normal bir otomatikman düşünce gelir bize. Eğer duygumuzu olgunlaştırmışsak, yani sınıf arkadaşı, beraber bir geçmişleri olmuş, beraber okumuşlar, gayet selam vermesi normal deyip bu havalandan ayrılmış oluruz. Yani burada da kendinizi yine ölçmüş olabilirsiniz bu verdiğim örnekle. Şimdi ilişkilerde çok fazla zarar maalesef veriyor kıskançlık. Yani kıskançlık maalesef ki boşanmaların en fazla olduğu yine temel duygular arasında geliyor. İnsanlar bunu kontrol edemediği zaman da yine ilişkiler terk etme, ayrılmalar olmuş oluyor. Kıskanan kişi şunu düşünmeli. Demin bahsettiğimiz gibi, birincisi bu benim yanımda, zaten benim yanımda. Yine en çok yapılan bir hata var, geçmişini kurcalama, geçmişi kurcalama. Bu da bir saplantı, kıskançlık diyoruz. Bu da yine patolojik bir sorundur. İşte geçmişte kaç kişiyle konuştun, daha önce nişanlı geçirdin mi? Geçirdiysen ne kadardı seviyesi? İşte bu tarz şeylerde, yani bu soruyu merak etmekte, bu merak da merakı uyandırır ve sen de her sorduğunda tekrar cevabını almak o anda seni iyi hissettirse de, akşam başını yastığa koyduğun zaman nasıl ya, benimle aynı mekanda o da oturmuş, aynı kahveyi içmişler ve bu sefer de krizler başlamış olur. Bu nedenle birincisi, evlendiğiniz ya da nişanlandığınız kişiyle, yani ya partnerinizle geçmişi artık geçmişte kalmış gibi düşünüp kurcalamamayı bir kere birinci dersimiz olmalı. Bunun alevlenmemesi için. İkincisi ise, bu duygu geldiği zaman eğer kontrol edemiyorsanız, evi veya işte ortalığı dağıtıyorsanız, bunun bir muhakkak ki bir uzman desteği olduğu ve artık bu durum artık bir kliniksel durum haline geldiğini de kabul etmeniz gerekiyor. Eğer beni dinleyenler varsa, kendi içerisinde böyle bir duyguyu, evde tamamen bu konudan dolayı huzursuzluk çıkartanlar varsa,
Bence bu konudan çekinmesinler ve bir uzmana muhakkak ki başvursunlar. Mesri Hocam, bu duygunun en büyük özelliği çekiniyor insanlar. İnsanlar bunu kabul etmiyor. Birincisi kabul etmesi gerekiyor. Bende bu duygu var ve bu duygu artık rahatsız ediyor beni. Benim bunun için bir düğmeye basmam gerekiyor demesi gerekiyor. Zaten kabul hocam, ettiğim... Yani şu örnekleri gördüm ben, yakın zamanda da gördüm. Yine evli çiftlerde. Bu tabii değişir yani, bu bazen erkektir bazen kadındır ama yani kadın eşinin kendi ailesiyle ilgilendiği zaman kıskanabiliyor, çekemiyor yani. Nasıl onlarla ilgili? Normal bir ilgi, özel artı bir ilgi değil veyahut da karşı taraf eşini ihmal ettiği bir ilgi değil. Yani bunu kıskanabiliyor ve eşinin onlarla daha az görüşmesini isteyebiliyor. Veyahut da çok basit hareketten çok negatif algılarla huzursuzluk çıkarabiliyor. Yani hakikaten böyle karşılaşılan şeylerin ciddi bir yani masaya yatırılması lazım. Yani çok ciddiyet istiyor yani. Ya mesela bir beraber yemek yediğiniz masada, örnek veriyorum, trafikte bile hocam, ya trafikte gidiyorsunuz. Trafikteki bir vaka vardı ya, 2-3 tane böyle hatta gelmişti yani, hatta aile terapisine geldiklerinde böyle gülmüştüm de, biraz onlarla beraber gülmüştük. Arabada yani, daha sonra bu duygudan tamamen hani rahatladıktan sonra bunları konuştuğumuz zaman bir böyle gülümsediler, yani ne yapmışız biz falan dediler. Trafikte adam geçerken bir hanımefendiye yol veriyor ve yanındaki eşi de diyor ki, sen bu kadınla aranda ne vardı, sen kadına yol verdin. Ya bu bir, yani bir nezaket diyor, hani kadın beklemesin, kimse vermiyor. Hayır diyor, neden verdin? Niçin o kadına yol verdin diye başlıyorlar bunlar kavga ve o kavgadan sonra zaten kliniğe gelmiş oluyorlar. İşte burada maalesef ki hayatı yaşanmaz hale getiriyor. Değil mi, bir soru sordun? Tabii ki, tabii. Kıskandığın zaman, kıskandığın zaman sana ne kazandırıyor? Sen bunu kıskandığın zaman sana kazançları ne oluyor? Bunları aslında maddeleştirdikleri zaman, o zaman diyorlar doğru, bir şey kazanmadım ki aslında. Yani karmaşık bir duygu. Şimdi ben tasavvufla da özellikle çok ilgilenirim, çok da sevdiğim bir konu. İslami boyutta da mesela baktığımız zaman kıskançlıkta bu da yanlış anlatılıyor. Mesela işte dinimizde işte haset çok kötü bir şey, işte kıskançlık kötü bir şey. Kıskançlık dozunda iyi bir şey, dozunda olması gerekiyor. Yani insanın kıskançlığı şu kısımda kullandığımız zaman tamam. Benim yanımdaki kişi harama kaymasına müsaade etmediğin zaman işte kıskançlık, o zaman yerini, görevini yapmış oluyorsun. Örnek veriyorum. Evet. Yani harama kaydığı zaman kadın, bir erkek veya bir kadın uyarı yapabilir. Ya da bunu masaya yatırıp konuşabilirler. Bu anormal bir durum değil. Zaten İslamiyet'te diyor ki kıskançlığı bu şeyde kullan diyor. Yani yanındaki partnerin harama girdiği an tutman. Bu izin vermemek. Onun dolayısıyla ne yemek yedin, işte yemeği yanında kimin yanında yedin, işte ne kıyafet giydin, şunu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın, bu kısımlarda tabii ki maalesef ki huzuru bozmuş oluyor. Dikkat ederseniz gerçekten de gereksiz, yani fazla tepki verilen kıskançlıklar da var. Demin verdiğiniz örnekler gibi. Bunları size ne kazandırıyor dediğimizde aslında ortada hiçbir şey yok. Evdeki bize kazandırdığı şey şu: evdeki huzuru götürmek, işte bol gürültülü, kavgalı bir şeyler bize kazandırmış oluyor. Negatif. Ya insan kendine şu soruyu bile sorsa, kıskanan taraf hakikaten huzursuzluğa sebep olan, kendini de yediği, yani kendi içini de kemirdiği bir kıskançlığa sahip olan insan şu soruyu sorsa, ya ben ona değer veriyorsam, onu seviyorsam, sizin dediğiniz gibi yani o bana değer veriyor ki benim yanında, beni seçmiş yani. Hı hı. Ve ben bu ilişkinin iyi olmasını istiyorsam, bu eş için de geçerli, arkadaş ilişkisi için de geçerli. Ya ama yani ben bunları istiyorum ama bu benim fazla kıskançlık duygum bunların hepsine zarar veriyor. O zaman burada anormal bir durum var. Yani bu hoş bir şey değil, bu iyi bir şey değil, yani faydalı bir şey değil. Bu soruyu böyle sağlıklı bir şekilde sorduğu zaman bile cevabını bulmuş olur. Bulmuş hocam olacak. Şu soruyu da sormak istiyorum. Tabii. Kıskanmak sadece kıskananı ilgilendiren bir duygu mu fazlası? Yani zararlı bir duygu mu? Dozajı aştığı zaman, yoksa kıskanmaya sebep olan tarafın da payının olduğu durumlar var mıdır? Bir kere şu çok önemli, güzel bir soruydu bu arada. Yani karşıdaki kişi
insanlar kıskanılmayı çok ister. Bazıları kıskanılmayı çok ister. İnsanlar demiyorum. Sevgiyi öyle mi ölçer? Yani sevgi maalesef yanlış ama ve bunun altında yatan da şu Mesri Hocam, sevgisiz büyümüş, ilgisiz büyümüş insanlar genelde kıskanılmak ister. Yani eşim beni kıskansın. Şey var ya hocam, seven adam kıskanır raconunu var yani. Ya racon işte deminki bahsettin ya, nasıl o adam sana bakar. Hani maalesef ki tırnak içinde söylüyorum, bunu bir erkeklik zannedip orada hani centilmenliği orada yaptığını düşünüyor ama aslında onun çok fazla sorunlara yol açtığını da görmüş oluyoruz. Yani bu duygu mesela karşıdaki kişi kıskanılmak istendiği zaman da maalesef yanlış hareketler yapabilir. Yani biliyor. Karşıdaki kişinin bir çizgisi var ve bu çizgiyi, bu hassasiyeti bilmesine rağmen bunu özellikle yapar ki beni kıskansın. Kıskansın ve gideyim bana işte kızsın, bağırsın. Böyle çiftler de geldi karşıma. Yani kadın diyor ki eşim kıskançlıktan kriz geçirsin, bağırsın bana. Bunun altında yatan kısım ise sevgisiz, ilgisiz büyüyen kişilerdir. Kıskançlığın dedik ya altında yatan temel sebepleri bulursak, aslında üzerine gidersek çözmüş oluruz. Şimdi tabii ki sadece kıskanan kişiye zarar vermiyor. Kıskanılan kişiye de zarar veriyor. İşte aralarındaki tabii iletişimin ki maalesef ki zarara girmesi. Sonra kıskanan kişinin yastığa başını rahatlıkla koymaması. Sürekli bir düşünce hali ve bu düşüncenin onun hareketini vurma hali. Ve daha sonra bir öfke. Öfkeli bir halde de biliyorsunuz ki doğru bir iletişim olmaz. Bu nedenle bu yaş çekinmez hal alır. Yani sadece kıskanan değil, kıskanılan kişiye de verilen bir zarardır. Dolayısıyla kıskançlığın... Peki şunu sordum hocam. Yani hani bu kıskançlığın ortaya çıkmasında kıskanmaya sebep olanın payı nedir? Yani zarardan ziyade böyle bir duygunun zararlı hale gelmesine katkısı var mı kıskanmaya sebep olan? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yine rastladım, siz de rastlamışsınızdır. Kadın kocasını kıskanıyor. İşinden kıskanıyor. Yani işe fazla zaman ayırıyor. Eve geldiğinde de zaman ayırıyor. Kendisine zaman ayırmadığını düşünerek işle arasında bir kıskançlık şeyi oluşuyor. Yani işle kocası arasında. Yani burada mesela koca gerçekten de kadını ihmal ediyorsa, ona ayırması gereken vaktinde bile duygusal bir bağ kurmuyorsa, temel ihtiyaçlarını karşılamıyorsa duygusal manada, onun yerine hep iş hayatına veyahut işte dışarıdaki arkadaşlık ilişkilerine oturtuyorsa, yani kadın burada kıskanıyorsa tek suç onun mudur? Örnek üzerinden sormuş olayım. Şimdi bahsettiğiniz örnek üzerinde, yani örneğe göre söylersek maalesef ki çalışma hayatını çok fazla abartıp aile hayatını ihmal eden ya da eşini ihmal eden bir toplumumuz da var. Haliyle kadının aslında oradaki durum kıskançlıktan ziyade, yani o biraz daha farklı bir kısma geçiyor diyebiliriz. Yani kişi orada ilgi istiyor. Veya işte maalesef ki eşini ihmal eden beyefendiler olabiliyor. Fazla işkolik olup eve geçmek işte ve eve geldiğinde işte ben sizin için çalışıyorum demek gibi. Ve daha sonra biliyorsunuz ki sorunlar çıkıyor. Haliyle her insanın ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. İlgi ve sevgi bir insanı büyütür. Bir çiçeğe su verdiğiniz zaman, bir çiçekle konuştuğunuz zaman o çiçeğin açması rengi bile çok farklı olur. Dolayısıyla siz de evinizde bir çiçek var ve o evinizdeki çiçeğe bakmadığınız zaman, ona gülümsemediğiniz zaman, vakit ayırmadığınız zaman o çiçekte zamanla solar. Ve solmasıyla beraber biz insanların verdiği tepki bağırmadır, çağırmadır, bir savaştır. İşte altındaki öfke çıkar. Bu nedenle bu konuyu bağdaştırmak için tabii ki burada sadece kadının kıskanan kişinin değil, karşı tarafında tabii ki bir payı olmuş oluyor. Yani görevini yapması gerekiyor. İnsanlar üzerine düşen sorumluluğu yaptığı zaman, yani altında yatan bu güvensizliği tam oturttuğunuz zaman dolayısıyla ilişkiniz de güzel olmuş oluyor. Dedik ya, kıskançlığın altında bir korku da yatıyor. Yani bu korkunun sebebine inmeniz gerekiyor. Ya acaba bunun altında ne yatıyor? Ben neden bu şekilde atak gösteriyorum? Neden bu şekilde karşılık veriyorum? Bu korkunuzun üzerine gitmeniz ve yüzleşmeniz gerekiyor. Bir kısa örnek vereyim. Belki bu örnek hepimize bir şey olur. Çözümleyici bir şey olur. Bu kıskançlıkla alakalı özellikle. Tabii, tabii. Mesela nişanlı bir çift
geldiler. Demin yine aynı örnekte verdiğiniz gibi. Bunlar tabii ki evlenecekler çok yakın zamanda. Adam kadına şunu söylüyor. Diyor ki sen daha önce hiç böyle ciddi bir ilişki yaşadın mı? Benden önce hani biriyle konuştun mu diyor. Ve diyor ki o da dürüstçe hani ben sana yalan söylemeyeceğimi söylemiştim. Dürüst olmam gerekiyor. Evet diyor görüştüm diyor. Görüşmeniz ne kadar samimiydi? Birlikte yemek yediniz mi? Birlikte gezdiniz mi? Yalnız kaldınız mı? Adam bunları da sorduğunda kadın da yine dürüst davranıyor ve açık açık söylüyor. Ve adam aslında o anda tamam teşekkür ederim bana dürüst olduğun için. Bana bunları açıkladığın için çok teşekkür ederim deyip aslında kapatıyor. Ama gece evine gittiğinde, yatağa girdiğinde yastıkları yumruklamaya başlıyor. Nasıl olur? Nasıl adamın gözüne bakar? Nasıl onunla çay kahve içer? Aslında geçmiş bir şey bakın yani ortada yok. Bu nedenle adam ataklar geçiriyor. Haliyle ertesi gün kalkıyor, kadın da onu terk etmiş oluyor. Yani nişanı atmak zorunda kalıyor. Bakın bir ilişkinin bitme sebebi oldu. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey çok fazla. Artık geçmişi kurcalamamak gerekiyor. Geçmişte kimle konuşmuş, ne yapmış bu kısımlara girmemek gerekiyor. Özellikle bu konuların açılmaması için. Geçmişi konuştuğunuz her şey o anda sizi rahatlatır, konuşursunuz. Aa tamam teşekkür edersiniz ama maalesef ki bu duyguyu harekete geçmesi engelleyemediğiniz zaman da ilişkinizi bozabilir. Buna da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çok kurcalamayın. Merak ettiğiniz konuya da o zaman hazırlıklı olacaksınız demektir. Bu nedenle bize bir şey kazandırmıyor. Bu duyguyu hareket hissin bize gelmesi elimizde değil. Bu hissin harekete, bu duyguyun harekete geçmesi ve o hareketi engelleme kısmı bizim elimizde. İşte buraya dikkat ettiğimiz zaman çözüm noktası orada diyebiliriz. Çözümlemedikleri zaman anında bir uzman yardımı almaları gerekiyor Mesri Hocam. Ya tabii sağlıklı ilişki için gerekli hocam. Yani kıskançlık yine zararlı olanı bahsediyorum. Sevginin gerçekten zehri gibi. İlişkilerin de aynı şekilde huzursuzluğa sebep oluyor. Haklı veyahut da haksız. Yani haklı da olsa fazlası da yine zarar. Haklı olduğu zaman kıskanan taraf karşı tarafla konuşup yani ondan ne beklediğinin demin verdiğim örnekte mesela işte yine çalışan erkek bu kadın da dediğim gibi tersi olabilir. Sosyal medyada çok zaman geçiriyor. Yani o sosyal medyada çok zaman geçirdiği zaman kadının ya da erkeğin aklına yani çok farklı fikirler gelebilir. Çok doğal olarak gelebilir yani içi huzursuzluk dolabilir. Yani bu birliktelikteki işte iş hani aslında ilişkiler arasındaki ilişkinin sağlam olması için birçok şey bir bütünün bir parçası yani kız işte ihtiyaçları karşılamak bir parçası, dengeli kıskançlık bir parçası, duygusal doyum bir parçası vesaire vesaire. Hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Yani kıskançlığa böyle kapılar da aralanabilir. Gerekli ihtiyaçlar, insani ihtiyaçlar karşılanmaz zaman, karşılanacağı vakitler işte sosyal medyada çok zaman geçirme veyahut da işte dışarıdaki arkadaşlarına veyahut da başka bayanlara, başka erkeklere daha kibar davranırken, daha kibar konuşurken kendi eşine daha kaba, daha sert veyahut da gönül alıcı ifadelerde bulunmaması bu tür duyguların da patlak vermesine ve karşı tarafın da tabii ki doyum sağlaması gereken yerde aç kaldığı vakitte bu duygularla saldıracak derecede zarar verecek hale maalesef gelebiliyor İnce Hocam. Kıskançlık ve haset duyguları ben aslında kediye benzetiyorum. Kedi dokunmadığın zaman sevecen olur, tatlı olur, gülümser, sevilmek ister, gelir. Kedi öyle hani sevilmek ister ya. Ama evet. Kediye tam zıt bir şey yaptığında kedi dişine çıkarır veya işte tırnağı. aynen. Evet, tecrübe ediyoruz hocam evde, aynen. Evet, doğru. Yani canını acıtır. Bu nedenle o kediyi uyandırırsanız, o kedi sizi cırmalar derler ya bizim Erzurum şivesiyle. Cırmalar. Burada biliyorsunuz ki genel tasavvufta, Kur'an'da da yani bu duygular her ne kadar hani yasak aslında ilerisi çok tehlikeli diye bize uyarılsa da bilimsel olarak da bunları destekliyor. Bunların ilerisi bize zararlıdır diyor, bize uyarı yapıyor. Evet. Ama diyor ki bilim hasetsin,
veya işte bu duygu çok fazla sende yoğun, bunun da farkındasın, kabul ettin, o zaman gel bu duyguyu, işte bunu kendini geliştirmede kullan. Örnek veriyorum, haset olan birisi, elinde olmayan bir statü veya bir başarı, karşıdaki arkadaşının iyi bir üniversite kazanması ve o üniversiteyi senin kazanamaman, o zaman senin iyi bir üniversiteyi kazanmak için çalışmana vesile olabilir. Bak, sana iyi yönden bak diyor. Yani bu duyguyu iyileştirici yönden bakarsak belki hayatımıza faydası dokunur. Ama hala iyileştirici yönde bakmayıp bizi rahatsız ediyorsa, kemiriyorsa muhakkak ki uzman desteği gerekiyor. Çok unutulan bir nokta burası. Önemsenmiyor, evet, ama evet. Hayatımızı da zehir eden duygular, iki his diyebiliriz. Evet. Hocam, ben de şunu ifade etmek istiyorum. Sabah bu konu üzerine biraz yoğunlaştığımda o an aklıma geldi. Şükür duygusu. Yani hani hasit olanı ezer, halbuki düşünse ki diyor Üstad Hazretleri, onda olan şeyler dünya fani geçici şeyler. Bir de onda işte beyaz varsa sende siyah var. Yani onda işte para varsa sende kabiliyet var. Onda makam varsa sende şefkat var vesaire. Yani hani belki onu da hani yalnızlıktan mı korkuyor? Ondan sonra geçmişte işte taşıdığı, başka çocukluktan getirdiği rahatsızlıklar var. Kusurluluk şeması mesela, çok ciddi, hep kendini sorguluyor. Sürekli kendini kusurlu görüyorsa bu insan hep başkasındakine gözün dikecektir. Onu telafi etmenin bir yolu da işte var olanın, elinde var olanın farkına varmak. Şükür ehli olmak. Ya ben düşünüyorum ki insan elindekiler özür dilerim. İsterseniz. Yani ne kadar elindekileriyle ne kadar şükür ehli olursa karşıdakini yani onda var diye sevinecektir. Kardeşi için sevinecektir, arkadaşı için sevinecektir, eşi için sevinecektir. Ama kendindekiyle önce mutlu olması lazım. Evet, kesinlikle hocam. Hristiyanlıkta da ben yine bu araştırmalarda, o makale ve tezde araştırırken, Hristiyanlıkta da 7 büyük günahlardan bir tanesi hasetlik mesela. Yani düşünün, aslında hiçbir toplum bunu kabul etmiyor. Hiçbir toplum bu duyguların ilerisini iyi görmüyor. Çünkü hasetliğin ilerisi düşmanlıktır, kindir, öfkedir, başka şeyler ortaya çıkarıyor. Yani bunu çözümsediğiniz zaman, yani o sizde bulunan o hissi kontrol altına almak için sizde olanın değerini bilip ve şükretmek de demek ki bahsettiğiniz şey gayet güzel bir çözümleyici de olabilir. Evet. Ama özellikle Mesri Hocam, unutulmaması gerekiyor ki biz insanız. Evet, bu duygular bizim için, ama dozunu veya bizim içimizde bu duyguları olgunlaşmadığı zaman da çözümleme kısmına girmek için de hayatımıza bunu sokmamız gerekiyor. Yani artık bir bunun çözümleyen kısmı var. Yani bu konuda çekinmemek, utanmamak gerekiyor. Dediğim gibi biz genellikle danışanlarla konuştuğumuz zaman sen hani dediğin birine kıskançsın dediğin zaman ne yapmış oluyor? Direkt tepkisine maruz kalabiliyorsunuz. Bu nedenle kabul edip bir çözüme girmeleri bence başlangıç olabilir. Ya çocukluktan alamadığımız doğru karakteristik özellikleri veyahut da yanlış oluşan şemalarımızı bizim irademiz altında değil. Bizim ona hani yapacağımız bir şey yok, ama onları tedavi etme, onlara çözüm bulma, onları zararsız halde bertaraf etme bizim irademize bakan bir boyut. Hocam güzel, yani konuştukça da açılan bir konu. Başka bir şeyler de şu an aslında eklemek gerektiğini düşünüyorum ama şimdilik burada bitirelim. Son sözlerinizle inşallah. Evet, dediğiniz gibi bu konu çok böyle dallandırılacak, budaklandırılacak ve bir sürü örnek olacak bir konu, ama özellikle haset ve kıskançlık ayrımını biz kendi içimizde bu duyguyu yaptıktan sonra, acaba ben bu kısmın neresindeyim? Ben eşimi kıskandığımda ne tepki veriyorum? Hangi harekette bulunuyorum? Bu kısımları araştırıp ve daha sonra evet, ben sanırım bunun ilerisine, yani kıskançlık dedik ya, uç noktası hasetliğe gittiği için buna bir dur demem gerektiği kısmında kişi kendi fark ettiği zaman elinde olan ya çözümleyici kısmı, bu hareketi kendi engel olabilir veyahut ne yapmış olacak? Bir uzmandan destek alacak. Örnek veriyorum, hemen kısaca anlatacağım. Bir Instagram sayfası, bir sosyal medya, iyi yönü de var, kötü yönü de var. Sende olmayan bir evi, barkı, arabayı bir başkasını izleyerek kin ve öfke duyabiliyorsan onu takip etme, onu izleme, onu çıkar. Yani kendine bu şekilde bir hediye verebilirsin. Baktığınız iyice engelleyemiyorsunuz. Önemli bir örnekti hocam. Önemli vurgudu, çünkü şu an ciddi sıkıntı yani bu, hakikaten.
Tabii ki hocam. Yani dolayısıyla ne yapacaksın? Sosyal medyadaki gördüğün şey seni rahatsız ediyorsa veya arkadaşını veya eşini bu şekilde takip ediyorsan işte o zaman hal çıkmaz oluyor. Bir de çok fazla ne zaman noktayı koyabilirsiniz? O kıskandığınız veya haset duyduğunuz kişiyi takip ediyorsanız, sevmediğiniz halde aslında zarar gördüğünü düşünüp ama alttan alttan takip ediyorsanız ona da bir dur deyin. Hemen oradan da o duygudan da sıyrılmanızı en azından küçük de olsa sizi rahatlatacaktır. Dediğim gibi çok uzun konu ama ilerleyen zamanlarda bunu detaylı, patolojik kısmını, daha böyle kliniksel kısmını konuşabiliriz. Evet hocam, ağzınıza sağlık ama şunu bir de tekrar bir fark ettim. Bu da sonunda neye dayandı? İnsanın kendi insan olma yolculuğuna nazar etmesine, orada mücadelesine dayandı bu konuda temel olarak. Evet. Ağzınıza sağlık İnce Hocam. Çok teşekkür ederim. Çok mühim bir konuydu. Güzeldi, bilgilerdi ve ben kendi adıma çok istifade ettim. Teşekkür ederim. Başka bir başlıkla sizi tekrar misafir etmek isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Dinleyenler sağ olsunlar. Bizlere memnuniyetle hocam, memnuniyetle. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, kıskançlık ve haset konusunu şimdilik burada son noktayı koyduk. Ama dediğim gibi çok da açılacak ve farklı örneklerle yaraları kapatılacak bir konu. Başka bir videoda görüşmek üzere ve videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Hoşçakalın.